Şura, ben seninle konuşmaya geldim. Bana oynamana gerek yok. Konuşmak istemiyorum. Sana daha önce de söyledim. Seyit'in seni üzmesine asla izin vermeyeceğim. Seyit beni üzmez Petro. O benim ancak mutluluğum olur. Peki ben neden keder görüyorum gözlerinde? Bu aşk seni eritiyor. Bilmediğin gerçekler içini kemiriyor. Ama inan bugün gördüklerimizin bir açıklaması vardır. Elbette. Kesin baronesin oyunudur. Seyit'i ayağına getirecek bir yol bulmuştur yine. Kimse beni Seyit'in iki gündür onun yanında olduğuna ikna edemez. Barones sana karşı kendini yenik hissediyor. Bir zafer için, Seyit'in zayıf bir anından faydalanmak için bileklerini bile keser. Senin sadakatsizliği asla affetmeyeceğini bildiği için her türlü şeytanlığı yapar. Yeter Petro! Bu nefreti sen yerleştirdin içime. Daha önce de aynı şeyi yaptın. Barones ile Seyit'in beraber olduğunda ilk sen söyledin bana. O saçma sapan oyundan ilk sen bahsettin. Barones senin anlattıkların yüzünden hayatıma çakılı kaldı benim. Seyit'e öfkeni de benden çıkarmana izin verebilirim. Ama biraz insaflı ol lütfen. Seyit'in benden önce kiminle olduğu belki ilk tanıştığımızda önemliydi. Ama biz artık birbirimizden eminiz. Ben Seyit'in aşkından eminim, anlıyor musun? Bizim aşkımız ayrılıklarla, ölümlerle, birbirimizi kaybetme korkusuyla yeterince sınandı. Seyit'in o evde olmasının bir açıklaması vardır. Elbette vardır, tabii ki vardır. Ama ben bunu ona bir daha soracak kadar aciz değilim. Tabii ki. Ben senin en gerçek dostunum. Bunu unutma. Senin üzülmen, kırılman en başta beni kahreder. Neyse. Bana ihtiyacın olursa bir haber yolla lütfen. Petro, Petro. Ben gerçekten çok özür dilerim. Benim çok sinirlerim bozuk. Önemli değil. Hoşça kal. Akşam yemeğe kalacak mısınız? Hayır, sanmıyorum. Bir şeye ihtiyacın var mı? Hayır, teşekkür ederim. Hadi kızlar, işinizin başına. Ben bir iki saate kadar geliyorum. Yürü hadi. Oyalanma, yüzbaşı bekliyor. Tamam efendim, tamam geliyorum. Yürü hadi. Tamam, tamam geliyorum. Bu neyin ifadesini vermeye gidiyor ki? Kaçak içkilerini el koyarlar bakarsın. Bana bakın. İçki miçki yok. Ne saçmalıyorsunuz siz? İnsan yediği kaba pisler mi? Biz duyduğumuzu söyledik. Söylemeyin. Dedikodulara da inanmayın. Hadi geçin. Milleti başımıza toplayacaksınız. Geçin. Ben hemen geliyorum. Bana bak. Sen de her fırsatta kaytarma öyle. Tamam. Hemen geleceğim dedim. Tekrar bekleriz. İyi günler. Güle güle. İşiniz olur da dönüşünüz olmaz inşallah. Öyle.
Kızım sana da ayak altında dolaşma dedik, buradan ayrılamıyorsun. Size bir şey söylemem lazım. Ne oldu? İngilizler Rıza Bey'i götürdüler. Gel. Çek. Evet, şimdi anlat. Geçen gün Rıza Bey, burada kalan İngiliz bir askere sizin yetimhaneye gönderdiğiniz küfeleri soruyordu. Bugün de yüzbaşı bile onu karakola çağırmış. Ha, yani bizim küfeleri mi şikayet ediyormuş Dibu Çukurlu? Önce o kendi bende vurduklarına baksın. Ne biliyorsan, ne gördüysen anlat dedi, haberiniz olsun. Bizim çekinecek, korkacak bir şeyimiz yok. Hem sen neden şimdi bunları bize anlatıyorsun? İyi o zaman. Ben haber vereyim dedim. İyi, tamam. Sağ ol. Bayan Şura odasında mı? Odasında ama şimdi rahatsız etme onu kardeşin için. Belki bir gelişme vardır. Eğer bir gelişme varsa o zaten sana gelir anlatır. Peki. Bana bak. Sakın sen buraya rahat girip çıkabilmek için bunları uydurmuş olmayasın ha? Ne münasebet, niye uydurayım? Hem inanmıyorsanız çamaşırhanedeki kızlara sorun. Tamam, tamam. Hemen bozulma öyle. Neyse, ortada bizi ilgilendiren bir durum yok ama yine de sağ ol. Allah razı olsun. Bu üretilen içkinin parası. Burada da bugüne kadar yaptığımız sevkiyat yazılı. Bir önceki aydan daha az. Niye? Tek başına ancak yetişiyorum yüzbaşım. Adam al demiştim. Yo, ben kimseye güvenemem. Çamaşırhanedeki kadınları zaten zor susturuyorum. Ben de fazla para kazanmak istemez miyim? Ama etrafı uyandırmamak lazım değil mi? Bir önceki aydan daha azına razı olmam, haberin olsun. Haklısınız yüzbaşım, haklısınız, tamam. Hem bu arada sizin davet gecesi... taşınan küfelerle ilgili ben çok şüphelendim. Neden? Bunlar da mı içki yapıyor? Çünkü otelin altı içki yapmaya çok müsait. Yani yetimhaneye erzak merzak dediler ama ben bunların hiçbirine inanmadım. Bunlar aslında bir şeyler karıştırıyorlar kesin. Araştırdım. Yetimhaneye erzak gitmiş. Ya. Bunları da bir şekilde susturmuş olabilirler mi? Olamazlar. Yani parayla marayla susturmuşlardır. Gir. Komutanım, size geldim. Çıkarız. Petro Borinski. Beni yemeğe davet ediyor. Bu otele yeni gelenler hakkında ne biliyorsun? Rusya'dan geldiklerinden başka hiçbir şey bilmiyorum. Ama öğrenirim. En kısa zamanda hepsinin soy ağacını döker, önünüze sererim yüzbaşı. Arkanızdan iş çevirmeye kalkan olursa kendi ellerimle tutarım, önünüze atarım. Gözün üstlerinde olsun. Benim de zaten bunları gözüm tutmamıştı. Hoş geldin. Önce bana her şeyi anlatacaksın. Neyin var senin? Önce benim sorularıma cevap ver. Dediğini yaptım, Şura'yı tam saatinde evin önüne getirdim. Ama Seyit'in niye bu evde olduğunu bilmek istiyorum. Beni özlemiş. Bana doğruyu söyle. Seyit'le ne işler çeviriyorsunuz? Aramızda tutkudan başka hiçbir şey yok. Doğruyu söyle dedim. Nasıl olsa öğrenirim biliyorsun. Kendine gel. Beni tehdit edecek durumda değilsin. Nankörlük etme. İşin sonunda kazanacağın ödülü düşün. Şura tamamen senin olacak. Benimle de oynuyorsun değil mi?
İstanbul'da sırtını kime yasladığını, neye güvendiğini bilmiyorum ama belli ki sağlam dostlarım var. Burada da düzenini kurmuşsun. Tahmin ettiğimden çok daha sağlam dostluklar hem de. Ama her an her şey değişebilir. Bir gün hem Türklere hem İngilizlere ikili oynadığın, ajanlık yaptığın ortaya çıkar bakarsın. O yüzden sakın beni karşına alma Lola. Bence sen beni sakın karşına alma Petro. Seyit Şura'ya aşık olduğunu ve onun için Seyit'i arkadan bıçaklamaya hazır olduğunu öğrense senin sonun olur. Sen benim sonumu göremeyeceksin ama ben seninkini göreceğim. Ortada kalacaksın. Kendinden başka satacak hiçbir şeyin kalmayacak. Hemen evimi terk et. Hemen. Yukarıda çalış, hem mutfakta çalış. Akşam ben de dayın gibi ay bacacıklarım, ay kol cihazlarım diye söyleneceğim. O tenekenin peşinde koşarken hiç yorulmuyorsun ama. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Gel kızım. Ağladın mı sen? Gözlerim biraz kızarmış da. Bahar bana alerji yapıyor. Ondandır. Seyit abim döndü mü? Bunlar beni deli edecek. Hayır canım, daha dönmedi. İşin bitti mi senin, öyle duruyorsun orada? Sıkıldım ama. Ne yapıyorsun bakalım sen? Ben sana yardım edeyim. Gerçekten mi? Evet. Hop ustasından. Hop bunu sapından ayırıyorsun böyle. Heh, tamam. Seninle sürmeseydin keşke. Öyle şey olur mu? Biraz faydam dokunsun size. Sürekli ye ye, yerken güzel. Şunları soyarsan daha makbule geçer vallahi. Tabii. Ya dikkat et, elini kesme, olur mu? Eline de hiç yakışmıyor. Yani elin çok güzel, o manada. Teşekkür ederim. Bizimkiler hiç benzemiyor. Bizim ellerimiz işten güçten çıkmıyor ki. Ayşe, orada oklavayı versene bana. Ayşe abla, geliyor oklava. Sana geliyor, sana. Sen bize yardım et. Tamam, şunu da bitireyim o zaman. Ne yapacağız peki? Mantı. Pelmeni. Seyit çok sever. Ben de severim. Bizimki sizinkinden farklı ama. Biz hamurun içine kıyma koyarız. Üstüne de sarımsaklı yoğurt. Bir de üstüne tereyağı. Uy, ağzım sulandı. Bizim oğul bir aşçımız vardı. O bize yapardı. Aşçılar, hizmetçiler. Sizin mutfakta bizim mutfaktan daha fazla adam çalışıyor, eminim. Evet, öyleydi. Çok misafirimiz olurdu. Hep kalabalık sofralara otururduk. Bir zamanlar biz çok kalabalık, çok çok mutlu bir aileydik.
edin. Sizi seviyorum. Hayır! Şura! Seyit! Dikkat et, dikkat et! Dur! Dikkat et, dikkat et! Dur! Tamam, yaklaşma sen. Yusuf nerede? Evde yiyecek bir şey kalmadı. İş bulmaya gitti. Bana süt getirecek. Hala cayır cayır yanıyorsun. Bana teşekkür etme. Mecburen yanında duruyorum. Yusuf gelene kadar duracağım ki yiyecek bir şeyler bulsun. Buyur delikanlı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben iş arıyorum da. Elemana ihtiyacımız yok be oğlum. Ben kemancıyım. Hatta bir gece burada çalmıştım. Ha, sen onlardan mısın? Evet. Sizin klarnetçi arkadaş gibi isterseniz gündüz otelde çalışırım. Gece de misafirlere keman çalarım. Para istemem. Mutfakta çıkan yemeklerden birer kap verseniz yeterli. Adın ne senin? Yusuf. Şimdi bak Yusuf, bizim elemanlardan birisi bugün biraz hastalandı. Çalışamayacak. Yani bu klarnetçi dediğin var ya Galip. Onun yerine sen bugün çalış. Tamam mı? Tamam. Yarına söz veremem bak. Dert değil. İyi hadi gel. Yürü bak şimdi, buralar temizlenecek. İçerisi temizlenecek. Odalar temizlenecek. Allah razı olsun. Sağ ol, senden de. Ben en küçüğüm. Nina ile 3, Tina ile 2 yaş var aramızda. Ne güzel. Hep birlikte büyümüşsünüz. Onlar benim en yakın arkadaşlarım aynı zamanda. Seyit abiyle nerede tanıştınız? Sen baya baya kızlar gibi laf dinliyorsun Sabri. Ama merak ediyorum. Ben de merak ettim. İlk balondu. Seyit'i görür görmez bakışlarına kilitlenmiştim. Biraz daha gözlerine bakarsam kalbim yerinden çıkacak sandım. Sonra Petrola'nın evinde resmen tanıştırıldık. Ve Alexandra Verjenskaya. Ve o gün kalbimin Seyit'ten bir daha asla ayrılamayacağını anladım. Daha önce karşılaşmıştık.
tanışma şerefine erişememiştim. Memnun oldum. Rüya gibi birkaç gün geçirdik. Ama gerçekten her şey rüya gibiydi. Sonra Seyit savaşa gitti. 9 ay. 9 ay onun dönüşünü bekledim. Ona her gün yazdım. Hatta günde bazen birkaç kere yazdım. O. Onun mektupları tabii benimkilerden daha değerliydi. Savaşın tam ortasındaydı. Beni düşünüyordu. Kavuşacağımız günü düşünerek hayatta kalıyordu. Ayşe. Yok bir şey. Masal gibiymiş. Dur canım. Kırılanlara yardım ediyorsun. Sen bırak. Elini kirletme. Ben temizlerim. Nikahınızı da yaparsak tam masal olur artık. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine deriz. Hayırlısı. Hadi şunu da kes. Ortalıkta ne kadar kullanılmış tabak, çanak bir şey varsa hepsini toplayacaksın, tamam mı? Ya bir de içeride temizlik yapacaksan o zaman misafirleri rahatsız etme. Akşama görüşürüz. Tamam. Merhaba. Galip nasıl? İyi de hayırdır, sizin bir derdiniz mi var? Yok, bir derdimiz yok Allah'a şükür. Biliyorum. 2 günlerde olduğunu hesabını vermek çok zor olacak ama bu yaşananları kimseyle paylaşamayız. İnan bana mutfaktakiler dahi silahları bilmiyor. Bir şüpheniz olmasın, merak etmeyin. Şura'nın bile haberi yok. Ya Celil, o biliyor mu? Aslında yani Celil'in bilmesi bizim işimize gelir. Çünkü Celil çok iyi bir subaydır. Yok yok. İçki içip bir taşkınlık yapabilir. Bu riski göze alamayız. Siz bilirsiniz. Peki. Görüşürüz akşam. Ha Seyit. Çavaşıcı Rıza. Yüzbaşı Bili ile konuşmaya gitmiş. Saçma sapan bir şeyler söylemesinden korkarım. Ne demiş peki? Olay gecesi de silahları taşıdığımız gecede bizi izlemiş. Şimdi oteli almakla tehdit ediyor. Ya dinime küfreden Müslüman olsa bari. Adam İstanbul'un içkisini kaçırıyor. Kaçak içki satıyor ama işte aç ağzını açabilirsen. Neden? Yüzbaşı biri bu işe ortak olmasa sessiz sedasız bu işi yapamaz. O zaman biz de biraz gürültü çıkarırız. Olur biter. Görüşürüz. Yere kurdum kafasında tilkiler dolaşmaya başladı. Değil mi? Thank you.
ödümüzü patlattınız. Ya işinize gücünüze bakmazsanız ödünüz patlar tabii. Gözünüz hep etrafta. Kaytarmaya yer arıyorsunuz, yer. Ne olmuş? Neden çağırmışlar sizi? Kara kaşımı, kara gözümü özlemiş herifler. Ha, bekle. Akşam uyulan hemen çıkma. Seninle işimiz olacak, tamam? Tamam, hadi. Güzel çiçekler. Belki seni mutlu eder diye düşündüm. Seyit, bugün olanlar... Bak şura, zor zamanlardan geçiyoruz biliyorum. Farkındayım, sen de farkındasın. Önümüzde daha da zor zamanlar olacak. Ama sadece şunu bilmeni istiyorum ki benim hayatımda bir tek sen varsın. Bundan sonra da sen olacaksın. Aramızın başka kadınlar yüzünden bozulmasına, açılmasına, birbirimize gerginlik yaratmaya hiç gerek yok. Değmez. Ben de lafını kesmeseydin. Hı. Bu sabah olanlar için bana hiçbir şey açıklaman gerekmediğini söyleyecektim. Çünkü eğer söyleyemiyorsan bir sebebi vardır diye düşünüyorum. Ben sana güveniyorum Zeyd. Seni seviyorum. Canım. Bu ne? Un. Sana mantı yaptım. Un mu? Mantı mı? Mantı. Şahane olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hemen öğrendi. İçini de o hazırladı. Hayır, gerçekten şahitlerin olmasa inanmayacağım yani. Bence sen yine de inanma. Öyle marifetli ki bir görseniz. Hem yetenekli hem güzel. Allah nazarlardan saklasın. Amin. Yoksa benden korkuyor musun? Niçin ağlıyorsun? Bu gözyaşlarının sebebi arkanda bıraktığın biri mi? Kalbini bıraktığın biri. Hayır.
İşte böyle böyle cesaretlendiriyorlar beni. Aman kızım dikkat et, bunlar böyle diye diye seni mutfaktan çıkarmayacaklar sonra. Ne istemiştiniz? Pul biber'e baktım, buradaymış. Yahya Bey, bir şey mi istemiştiniz? Hayır. Mantık aldı mı? Olmaz mı? Ver bakayım. Otur, otur sen. Sen nerelerde kaldın bakayım? Galip abinin yanındaydım. İnsan içine çıkamıyor ya. Annesi var. Yüzüne birkaç defa İngiliz askerinin eli çarpmış. Gerçekten mi? Önemli bir şey yok. Oğlum senin ağzından hiç mi baklar ıslanmaz? Sokakta da böyle konuş, topla insanları başımıza, değil mi? Duymuşlar mı dedim? Allah Allah. Verdiğim ölçüden şaşmazsan gerisini bunlar hallediyor zaten. Anladın mı? Anladım. Göründüğü kadar zor bir şey değilmiş, değil mi? Ya yakalanırsak? Sen o güzel kafanı yorma. Sen ağzını sıkı tutabilecek misin, tutamayacak mısın? Onu söyle bana. Tutarım. Sözümden çıkmaz dediklerimi yaparsan. Al işte sana. Fazladan para kazanabileceğim bir iş. Anlaştık mı? Beni mutlu edersen ben de senin abini bulmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Yani pereyağdan kıl çeker gibi onu elinden tutup senin yanına getiririm. Keşke doğru olsa. Sen bana güven. Bana güven sen. Ömür boyu size minnettar olurum. Fazla lafa gerek yok. Hadi işe başla. Abla bana neden senin isminin Kurt olduğunu söyledi. Hı. Kötü bir şey değil ki. Her çocuk ağlar. Tabii ağlar. Ama Seyit abim biraz fazla ağlıyormuş. Susturamamışlar. Peki sen bu yüzündeki izin neden olduğunu biliyor musun? Şunun. Doğuştan. Peki bizde neden yok annesinde? Neden? Çünkü daha annesinin karnındayken çok yaramaz, çok akıllı olacağı belli olan çocuklar bir bakışta diğerlerinden ayrılsın diye. Yalan söylüyorsun. Kurtlar yalan söylemez. Size çok hayran. Büyünce size benzemek istiyormuş. Ne mutlu, şeref duyuyorum. Ama sen daha küçük bir kurtsun. Kurtçuk. Kurtçuk. Seyit Bey. Bu size geldi efendim. Cevap için beklesinler mi? Araba yollamışlar. Yok, beklemelerine gerek yok. Teşekkürler. Hayırlı haber inşallah. Baroness, Lola'dan. Petro evden ayrılmış. Buraya gelip gelmediğini merak etmiş. Ben öğleden sonradan beri görmedim onu. Ben de. Nereye gitmiş olabilir ki? Hayat böyle işte. Sizlere Rusya'dayken yaptığımız yardımlar Bolşevik devrimini engelleyemedi. Ama en azından ülkenizden kaçtıktan sonra burada güvencemiz altındasınız. Buradaki yardımlarınızı asla unutmayacağız. Kadim dostluğumuza. Arkadaşlarınız dost olduğumu düşünmüyorlar ama. Ben size borcumu asla unutmayacağım.
Siz unutursanız ben hatırlatırım, merak etmeyin. Petro muhtemelen baronesin evinden benim yüzümden taşındı. Beni huzursuz etmemek için. Bugün nazım ona geçti. Bütün öfkemi ondan çıkardım. Bana kırılmış olabilir. İyi niyetinden şüphem yok. Petro benim hep yanımda oldu, hep bana destek oldu. Zor günlerimde hep benim yanımdaydı. Beni korumak istiyor tabii ama... Bir dakika, seni kimden korumaya çalışıyor? Seni kimden koruyor? Benden mi koruyor? Tabii ki öyle değil de. Baronesle ilgili o mu dolduruyor seni? Benim geçmiş ilişkilerim Petro'dan mı öğreniyorsun sen? Benim asla öyle bir isteğim olmadı Seyit. Ayrıca geçmiş ilişkilerini öğrenmek için kimseye sormama gerek de yoktu. Petrograd'da zaten herkes bu hikayeleri aileme anlatıyordu. Hayırdır oğlum? Mantılar mı ağır geldi? Yok böyle değil. Biraz etrafı dolaşmak istedim. Arkadaş ister misin? Annenle baban hala Alüşta'da mı? Yok. Onları savaştan çok önce kaybettim. Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Hastalıktan arka arkaya öldüler. Peki kardeşin var mı? Bir ben vardım işte. Bir de Seyit abim var tabii. O da kardeşim benim. Seyit abiyle çocukluk arkadaşı mıydınız? Tabii. Senin yaşındayken askeri okula başladık. Orada arkadaş olduk. Sonra da kardeş olduk işte. Onun ailesi ailem oldu. Bana kapılarını açtılar. Kalplerini açtılar. Kendi çocuklarından ayırt etmediler beni. Yahya abi de bize kapısını açtı. Hepimize. Sabri, oğlum sen bu saatte hala oturuyor musun? Tamam Yahya abi. Hadi yatağına. Kusura bakmayın, ben tuttum çocuğu. Ama uykusuzluğa değdi valla. Çok güzel sohbetti. Tamam ama bugünlük yeter bence. Peki daha sonra savaşta anlatacak mısın? Nasıl savaştınız? Kimle savaştınız? Ne kadar silah vardı? Tamam anlatacağım, hepsini anlatacağım. Bu İngilizlerle de savaştınız mı? Hadi oğlum, hadi. Tamam Yahya abi. Size de kahve yaptırayım. Yok, teşekkür ederim. Ben bir dolaşacağım. Sağ olun, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sana da oğlum. Ne güzel oturuyorlardı. Ellemeseydin keşke. Oturulacaksa da yeri burası değil. Bize bir zararları yoktu. Ben adama pek güvenmiyorum abla. Kontrolsüz biri. Üstelik sürekli içiyor. Seyit'e ne kadar güveniyorsam o da bana o kadar tekinsiz geliyor. Ayrıca her kafasına estiğinde mutfağa inmesine de izin vermeyin. Ayşe de var burada. İnsanların aklına başka şeylerin düşmesinden korkarım. Tamam Yahya. Aslında Celil Bey çok efendi biridir. Acısı büyük, yarası var. Ondan öyle. Sen de onu pek iyi tanımıyorsun. Öyle değil mi Güzide Hanım? O zaman huyunu suyunu nereden bileceksin? Ben gördüğüme inanırım. Anlattıklarının hepsi hikaye. Geldiği günden beri etrafındakilerin başına dert açan bir adam var. Ötesi gerisi beni ilgilendirmez. Sizi de ilgilendirmeyecek. Anlaşıldı mı? Tamam. Peki.
İyi akşamlar. Affedersiniz, korkuttum mu? Şey, ben dalmışım da. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çalışıyor musunuz bu saatte hala? Şey, bugün çok iş var da ben de bitirene kadar kaldım. Paraya ihtiyacım var da. Hangimizin yok ki? Aslında benim de işe ihtiyacım olacak. Rıza Bey beni işe alır mı acaba? Bilmem. Abinizden haber var mı? Hayır. Geç oldu. Tramvaya kadar eşlik etseydim size. Çok teşekkür ederim. Siz hiç zahmet etmeyin. İyi geceler. İyi geceler. Hiçbir yere ait hissedemiyorsun kendini, değil mi? Haklısın. Arkanızda çok büyük acılar, çok acı hikayeler bırakarak geldiniz. Anıların bile tadı zehirdir şimdi senin için, biliyorum. Şimdi bu söyleyeceklerimi belki de hiç söylememem gerekir ya da belki de haddimi aşıyorumdur ama. Estağfurullah Ali dayı. Lütfen. Hayır, şimdi ben senin bir büyüğün, vicdanen ve minneten sana borçlu bir abin, bir baba olarak diyorum ki, oğlum bir hanımefendi nikahına almamak sana yakışmaz. Hayır, yani ayağındaki prangalar nedir? Ben bunu bilemiyorum tabii ama ben eminim günü zamanı geldiğinde sen onu da kırıp atarsın. Oğlum, biz seni oğlumuz, şurayı kızımız belledik. Ama yakışmıyor bu oğlum. Hem o kızcağızın da boynu eğri kalıyor. Ben böyle olmasını ister miydim Halide? Bak oğlum, kadın gururludur. Bekler ama söylemez, dile getirmez. Ama o bekler. Hakkıdır da. O söylemediği şeyler onun içine kerik gibi oturur. Hastalık gibi şişer, büyür. Ama onu hastalık kalbi sirayet etmesin. Kalp bir defa soğudu mu, bir daha iflah olmaz. Oğlum, bana soracak olursan, gel sen bu işi bir an önce bitir.